Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Üçüncü sualiniz. Cenab-ı Hak musibetleri veriyor. Belaları musallat ediyor. Belalar öyle kendi başına gelmiyor. Öyle bir şeysi yok. Öyle lüksü de yok ya nereye gideceğim diye. Belaları veriyor. Musibetleri de musallat ediyor. Hani köpeği musallat edersin ya. Oraya kimseyi sokmaz. Değil mi? Köpeği onun için koyarsın. Demek ki içeride bir korunması gereken bir şey var ki köpeği de musallat ediyor. Yani musibetleri musallat ediyor. Bu tabirleri kaçırıyoruz. Bir daha şey yapayım. Musibetler gelmiyor. Musibetleri veriyor. Belaları musallat ediyor. Hususa masumlara hatta hayvanlara bu zulüm değil mi? El cevap haşa, mülk onundur. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Çünkü din bir imtihandır. Din nedir? Biraz dinden bahsedeyim. Çalışarak geldiğim için dini topladım. Din nedir? Din deyince ne anlıyoruz? Din deyince biz namaz, oruç, ibadet, haramlar, helallar kavramını anlıyoruz. Din bakayım topladığım kadar veya burada verilmesi gereken kadar bir şey yapayım. Din güzel düşünmene, istikamet dimana ve hayatına istikamet veren kıbledir. Hayatın kıblesidir. Din hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. Din, hayatın kıblesidir. İç alemde insan için bütün cehalet karanlıklarında olurdu. İçsel yapı, içsel yapının malzemesidir. Ruhun gıdası. Hayat sana nasılsa, hayatına din öyledir. Hayatsız beden neyse, dinsiz hayat öyledir. Din hayatın hayatı. Oraları tanımlıyor ve malzeme oluyor. Tenmiye. Hem uyandırıyor, hem büyümesi için malzeme oluyor. Şöyle diyeyim, mısır aldınız, isterseniz bunu ısı verirsiniz, patlatırsınız. Mısır yersiniz ama ne patlamamış. İsterseniz onu toprağa atarsınız, ağaç yaparsınız. İsterseniz onu un yaparsınız. İsterseniz hayvanlara yem verirsiniz. İsterseniz başka malzeme elde edersiniz. İspirto gibi şeyler. Yani istidat çekirdeklerine yön veriyor. Hayatın kıblesidir din. Hayatı yorumlamaktır. Alemine alemleri cem etmektir. Yoksa alem seni cem eder, perişan eder. Yani şu. Bak şimdi hiçbir şeyim yok. Bir gadaplanıyorum. Yani asabi oluyor. Hani gündelik hayatta söylüyorum. Gadaplandım, ne dediğimi bile bilmiyorum. Öyle olmuyor. Kendimi kaybettim. Kendimi içine buldum. O bir öfke latifesidir. O neredeydi? Sendeydi. Hariçten gelmedi o. Öfke hariçten gelmedi. Hariç onu aktif etti. Sende var olanı dışarıya çıktı, sen de içine girdi. O zaman içinin içine girdi. Hariçten düğmesine basıldı. Evet. Hariç ağaç yaptı onu. Bir şey kullanacağım bunu. Bir de söylüyorum.
Şimdi hiçbir şey yok. Hiçbirinizde yok. Rahatsınız. Kuyruğumuza bastığı zaman alemimiz değişiyor değil mi? Kendimizi kaybediyoruz. Hatta fıkıhta ne dediğini bilmeyecek seviyede boş yapsa, talak verse, talak vakı olmaz. Buna cununluk seviyesi deniliyor. Cununluk. Öfkenin cununluğu. Ne anlatmaya çalışıyorum? Hani bir sporcu bir şeyi kıracak da elini sağlaya sağlaya geliyor. Bir elini vuruyor, eli kırılıyor. Ama konsantre oluyor böyle. Ya kendi gücünü böyle hayal ediyor veya o konuda pir birisini hayal ediyor. Rabıta. Ondan sonra at diye kırıyor. Konsantre. Bizde tefekkür. Onu öfke olur, şehvet olur. Bizde var olan ruhtaki o çekirdek uyandı mı? Uyandı. Ne yaptı? İçine biz girdik. Dün akşam Zeytinburnu'ndaki derste kibir bir latifedir. Uyanınca kuyu olur. Bazı latifeler kuyu olur Recep'im. Kuyu kuyu. Kibir kuyudur diyor usta. Haset ise o haset latifesi çıkınca seni hapishane ediyor. Yani balon gibi, balonun içine girer gibi. İçimizden uyanan, aktif olan latifeler aslında içine bizi sokuyor. Peki o neredeydi? İçimdeydi. İçimin içine girmiş oldum. Din ise bu senin hayatını içine alıyor. Hayatın hayatı bu. İyisi kim ne anladıysa. Sen o belette tabiri var ya, sadece bir şey, peki olumsuzdan manada geçiyor belki de. Bel eder diyor ya, yutar. Evet, yani. Yutar. Yani. Yutar, aynı böyle. Evet. Yani bizde çıkan, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu latifenin kaynağı çekirdeği bizde, hariç değil. Evet. Hariç değil. O aktif olduğu zaman bize balon oluyor. Bir havuz oluyor, içine giriyoruz. Hariç bir şey yok. Hariç onları aktif ediyor. İşte din bunu aktif ediyor, yön veriyor, kıblesine koyuyor. Din hayatı yorumlamaktır, kendini tanımlamaktır. Din, fıtratının gösterdiği kokuya ve sese yönelmektir. Onu takip etmektir. Din denmiş buna. Hayvanatın fıtri vazifesi dinim gibi anlayabiliriz. Dindir o. Fitri dindir. Onun için cennete gidecekler. Mesela bulut çağına gelmeyen çocuk ölürse. İneğin ibadeti süt vermek. Ağacın ibadeti meyve vermek. İnsanın fıtratı da kendini tanımlamak. Burada merkez insanı koyacaksınız. Ne olursan ol, dertlerdir, kederlerdir, sıkıntıdır. Kurtuluşun temel yöntemi ne içersen iç. Kurtulamazsın ilaçtayı. Şu parmağımı görüyor musun? Şuraya bir poligon taşını yapıştırman lazım. Yani bir köyde kaza su geldiği zaman daha hiçbir çizim yokken oraya bir poligon taşı koyarlar. Yani bir merkez bir taş koyarlar. 1,5 metre derinliğinde. Röper taşı mı? Röper mi diyorlar? Evet. Ha, bizim orada poligon diyor. Röper diyor. Merkez koyuyorlar. Ondan sonra GPS koyuyorlar uyduya. Bütün tarlaları ona nispet edilerek ölçülüyor. Değil mi? Kıyas. Tamam mı? Yani bunu ortadan kaldırırsanız ki kazasyon mühendisine dedim ki Erol'um dedim, yani ben bunu siz gittiniz söktüm 10 santimetre getirdim hemen uydudan belli olur. Ama diyor diyelim ki olmadı. Şimdi bunu 10 santim ya 10 santim. Eğer kaydırırsam bizim memleket böyle, orası deniz. Dedi ki şu denizin kenarındaki tarla denizin ortasında olur. Merkezde 10 santimetre gittikçe açı belki de metrece kilometre olur. Yani her şeyin ölçüldüğü nokta, röper mi dedin? Röper taşı veya poligon taşı. Bu olacak. Neyi yorumluyorsun? Kendini tanıyacaksın. Kendini tanımadan kesinlikle hiçbir şeyi yorumlayamazsın, izah edemezsin. Kendini tanımıyorsun ki. Onun için Allah bile diyor ki, beni tanımak mı istiyorsun? Evet ya Rabbi. O zaman ilk önce kendini tanı. Neyle beni tanıyacaksın? Malzemen yok. İç alem, insan için bütün cehalet karanlıklarında oraları tanımıyor. İç aleminden zaten haberi bile yok insanın.
dinler insanı yorumlamasa insan, insan olduğunu nereye kıyas ederek bilecekti? İnsan, insan olduğunu bilmeyecekti. Adem insan olduğunu bilmiyordu. Adem cennette olduğu halde cennette olduğunu bilmiyordu. Nereden biliyoruz? Sen bunu yersen beka bulursun dendi. Eğer cennette olduğunu bilseydi fanilik olmadığını, ölüm olmadığını bilecekti. Demek ki bilmiyordu. Zaten bekadaydı. Bekadaydı ama bekada olduğunu bilmiyor. Onun için içti zaten. Ben de içeyim beka bulurum. Peki insan olduğumu ne zaman anladı insan olduğunu? Arafat'ta anladı. İnsan olduğunu anladığı an emaneti hamletti. Bulu çağı. Fark etti. Hayatında bulu çağı var. Ustak sakalı çocuklar diyor. Adem aleyhisselam adeta bulu çağına geldi. Yani kendini fark ettiği anda emaneti hamlediyor ki hamletmeyenler ehli fetrettir. Karanlık. Bilmiyor. İnsan olduğunu bilmiyor. Yani birisi sana diyecek ki sen insansın biliyor musun? Diyeceksin ki ya bu kadar dinler hakim. Anne babamız elhamdülillah Müslüman. Hatta cemaat ehliyiz. Bu memlekette yaşıyoruz. Müslümanız. Kendi varlığımızdan ne kadar haberdarız ki? Var olduğu halde. Ya dinler olmasa? Ya bunlar olmasa? İnsan olduğumu nereden bilecektim ki? Birisi bana diyecek ki hey sen insansın. Allah Allah hakikaten mi ya? Aynı olmasa ben kendimi nasıl görecektim ki? Nasıl yorum, neyle yorumlayacaktım? Benim insan olduğumu kim söylüyor? Ağaca bakarak mı insan olduğumu anlayacaktım? Sığıra bakarak mı insan olduğumu anlayacaktım? Farklı bir şey işte. O aşağıdan yiyor, ben de daldan yiyorum işte o kadar. O derenin kenarında yiyor, ben derenin içindeki balığı yiyorum. Ama otu da yiyorum ben de. Yiyeni de yiyorum yani, sığırı da yiyorum ben. Yani bunlarla mı, çevremle mi ben insan olduğumu anlayacaktım? İnsan, insan olduğunu nereye kıyas edip insanlığını bilecekti? Dinler olduğu halde insanlık bu durumda, insanlıkla alakaları az kalmış, hayvaniyet yaşanırken, din olduğu halde ya din olmasaydı? Öyle değil mi? İnsanlıkla ne alakası var? Hayvana bile rahmet okutturacak yaşantılar var bazılarının. Dinler olmamış olsaydı doğruların ve güzelliklerin mihenkleri olur muydu? Eğer insan doğasında nefsinden geldiği gibi davranırsa, yani bütünlük içinde kaideye girmezse, böyle toplum nasıl olurdu ki herkes her şeyi yapma hürriyeti olduğu yerde yaşamak ister miydiniz? Herkesin her şeyi yapma hürriyeti var. Herkesin her şeyi yapma hürriyeti olan bir memlekette, şehirde yaşar mıydın? Güçlüler var zayıflar. Güçlüler var zayıflar. Mesela senin arabanı yakmak istiyorum. Niye hiç görmedim ki? Ben senin arabanı yandığını hiç görmedim. Yakacağım. Ya, ne yapıyorsun ya? Kardeşim ne hürriyetimi kısıyorsun ya? Ben böyle bir isteğim var. Eve geliyorum. Nahoş teklifler yapıyorum. Ne yap? Dur. Ne dur ya? Herkes her şeyi yapma hürriyeti olan bir yerde vahşi canavar bile yaşamaz. Mutlak hürriyet köleliktir. Bu işte. Hürriyet odur ki kendisine ve gayrisine zarar vermemektir. Bunu kayıt altına alan dindir. Kaldır bakalım din insanlardan, bak ne olur. Dinler olmayan yerlere bakıyoruz. Küçük bir menfaat için, petrol için milyonlarca insan katlediyor. Değil mi böyle zalim? Din yok. Kişinin kendine ve gayrına zarar vermeyecek ölçüler içinde olmalı. Bu ölçülere vicdanlar celp olmalı ve itimat etmeli. Bunu da kim yapacak? Peygamber. Peygamberlerin en büyük delili ilim değildir. Mucizelerdir. İlim peygamberlerin mucizesi olsaydı alimler de peygamber olurdu. İlim sahipleri var. Peygamberlerin en büyük delili mucizelerdir. Mucizeler gelecek teknolojinin alametleridir, çekirdeğidir. Aynı zamanda işaretleridir. Çünkü beşer kendisi böyle bir şey yapamıyor. Peygamberler ortadan kalktığı zaman
yaşanan bir insan gözükmezdi. Böyle ölçüler masumları ve mazlumları diye, yani nasıl yaşama hakları olacaktı? İnsanın içsel yapısını bozan yalandır. Yalanın yalan olduğunu kim diyecekti? Kibrin kibir olduğunu, kuyu olduğunu, doğru olmadığını kim söyleyecekti? Zinanın yanlış olduğunu, güçlünün zayıfa ezmesi bir haktır diyor biyolojide Darwin. Hakkıdır diyor. Öldürdüğü için yaşama hakkına sahiptir. Adeta aferin diyor. Doğal seleksiyon. Seleksiyon diyor, doğal seleksiyonu diyor Darwin. On diyor hakkı kazandı diyor. Çünkü güçlüydü diyor. Güçlüyse haklıdır diyor. Din ise haklıysan güçlüsün. Haklı mısın? Güçlüsün. Beşeri felsefede, dinden kopuk felsefede güçlüysen haklısın. Güçte hak vardır diyor. Dinde ise hakta güç vardır diyor. İnsanın içsel yapısını yapılandıran ise sıdktır. Yani doğruluktur. Buna da dinler inşa eder. İnsanın içsel yapısındaki alçak huyların tespiti ve kontrol altına alınıp hayra hizmet ettirmek ancak dinlerle mümkün olur. Din insana kişilik verir, şahsiyet ve ciddiyet kazandırarak ruhunu bedeninden çıkarmıştır. Din ruha giydirilen libastır. Bir de okuyayım. Cenab-ı Hak musibetleri veriyor. Belalar musallat ediyor. Hususan masumlara, hatta hayvanlara bu zulüm değil mi? Haşa, mülk onundur. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Peki niçin yapıyor? Onu anlatacak. Sanatkar bir zat, bir ücret mukabilinde seni bir model yapıp gayet sanatkar yaptığı murassa libasını sana giydiriyor. Hünerini, maharetini göstermek için kısaltıyor, uzaltıyor, biçiyor, kesiyor. Yani eskide vardı, şimdi mankenler var, böyle plastikten. Eskide insanlar yapardı bunu. Adamlar tutulurdu terzide, ona giydirilirdi elbise. Ben bir elbise yaptıracağım zaman terziye giderdim, terzinde modelistleri vardı. Ona giydiriyorlardı, kesiyorlardı. Şimdi böyle bir modelist ücret alıyor. Yani onun için çalışıyor, orada bulunuyor. Baktı bir tane giydirdi terzi böyle. Çok hoşuna gitti. Ya ne kesiyorsun kardeşim diyor. Bana tam uydu. Ama tam uydu ama senin için yapmıyorum ben bunu. Ya olmaz diyor ya. Hakikaten ne kadar hoş oldu. Ya baksana diyor. Senin de hoşuna gitmiştir diyor ya. Niye bunun işini kesiyorsun? Ya sana göre kesmiyorum. Sen de kesiyorum. Anne karnındaki çocuk. Aynı bunu böyle diyor. Ya yarabbi adeta. Ayak niye takıyorsun? Burası dar ya. Zaten dar. Ayakla takın dar. Ayağı ben ne yapacağım ki burada? Top mu? Top mu oynayacağım diyor. E gözü niye takıyorsun diyor. E burası zaten karanlık. Ne yapacağım yani? Ne işime yarayacak? Kulağı hakeza, kafa öyle hakeza at. E neye koyacaktı? Göbek koyacaktı. Göbekten başka hepsini manasız telakki edecek. Ama baktı ki dünyaya geliyor. Aa vay be, yürümek lazımmış. Göz lazımmış. Ne zaman anladı? Dünyada anladı. Demek ki gittiği yerde inşa edilmiyor. Gidecek olduğu alemden önce inşaat başlıyor. İşte bu dünyadaki şu muameleler başka bir yer içindir. Ya Mısır'ı patlatacağız, ateş lazım sana bana, ya da toprağa atılıp ağaç olacaksın. Yani bu topraktan, külden madeni ayrıştıran ateştir. Ateşin derecesidir. 1500 santigrat derece verirseniz demir ayrışıyor topraktan. 2500'e çıktınız mı bakır ayrışıyor. 3000'e doğru değil mi? 2800 veya olduğu zaman altın ayrışıyor. Bakayım neyiz yani. İşte hünerini göstermek için kısaltıyor, uzaltıyor, biçiyor, kesiyor. Seni oturtuyor, kaldırıyor. Sen ona diyebilir misin ki beni güzelleştiren elbiseyi çirkinleştirdin. Bana oturtup kaldırmakla zahmet verdin. Diyebilir misin? Sen zaten ücreti bunun için alıyorsun. Elbette diyemezsin. Dersen divanelik edersin. Aynen öyle de Sani Zülcelal, esas mevzuya giriyoruz. Sani Zülcelal, yani bu noktadan izah edecek. Sanatlı celal sahibi, yani mülkün sahibi, malikel mülk. Diyor ki,
sana göz, kulak, lisan gibi duygularla Muras'a gayet sanatkar, gayet sanatkarın bir vücut sana giydirmiş. Sana giydirilen elbiseye bak. Sana şuna bakın. İnsana giydirilen elbiseye bakın. Şeyde de geçiyor. Lemalarda. Orada daha değişik bir şekilde geçiyor. Onu da çok orijinaldir. Kitap okuyanların dikkatini çekmek için açayım. Dördüncü deva. Çok ilginçtir. Sani Zülcelal. Sana ey hasta. Burada bir şey var. İlginç, değişik bir kelime kullanıyor. Göz, kulak, akıl gibi Muras'a duygularla, nurani duygularla Muras'a olarak giydirdiği cisim gömleği. Bu bana nasıl gömlekse, bu beden de bana gömlektir ama gömleğin malzemesi bu pamuk veya petrol ofis. Ruha giydirilen şu beden, göz, kulak, akıl gibi, akıl da sana giydirilmiş. Nurani, Muras'a giydirdiği cisim gömleği. Cisim bir gömlektir. Malzemesi duygulardır, hislerdir. O zaman sen kimsin? Elbise böyleyse. Bakın, elbise ile benim aramdaki farkı düşünün. Bu binayı hayal edin. İçinde oturan sen. Binadan kasıt bedendir. İçinde oturan sen ruhsun. Yani bedenle ruh arasındaki fark, içinde oturan insanla bina arasındaki fark gibidir. Bu binayı biz kullanıyoruz. Sinir sistemi elektrik sistemine benzer binanın. Kan şebekesi binanın su şebekesine benzer. Tuvalet de bizim defacet gibi. Yatak odası şehvetimiz gibi. Midemiz de mutfak gibi. Yani böyle bu kadar basit. Buradan evden çıkınca tamam sokağa başka bir yerdeyiz. Salonda tefekkürümüz mü abi? Efendim? Salonda tefekkürümüz. Salonda tefekkürümüz, kitap okuma yerimiz. Namaz kıldığımız yer. Vallahi, Allah Allah. Hep suyuyor abi ya. Cisim gömleği diyor. Çok ilginç ya. Neden nurani diyor burada? Nurani çünkü mesela maddi olarak şu göz duygu diyor. Göz duygusu diyor. Nuranidir. Yani akıl. Göz... Duygularla mücehiz olmasından dolayı. Anası? Duygularla mücehiz olmasından. Tabii yani göz bir organdır ama bu duygu değil bu. Göz, duygunun ortaya çıktığı zemin. Göz maddi, görmek manevi değil mi? Evet öyle. Mesela şöyle diyelim. Elektrik ocağı düşün. Elektrik. Koyduk. Hiçbir şey yok onda. Bağla elektriğe ısı çıkar. Şimdi ısı orada gözükür ama ocak kaynak değil. Ocakta tezahür eder. Orada görünüyor. Orada gözüküyor. Duygu orada gözüküyor. Akıl bir alettir. En çok ilginç taraf şudur. Şu alettir. Bu ben değilim. Buna ben demek ne kadar ahmaklıksa, akılla işte felsefe, akılla us demiş. Benlik vermiş. Ben olan ben budur diyor. Din ise akıl sana verilen bir alettir. Bir cihaz insanidir diyor. Peki karımız ne olacak? Alet bozulunca tamirciye gidersin. Ama alet olduğunu bilirsen, asıl olursa götürmezsin. İşte felsefe diyor ki akıl benliktir, özdür, tözdür diyor. Töz, felsefenin tabiri töz. Öz benim ifadem, töz diyor. Ben olan ben. Biz din diyor ki akıl bir alettir, gömlek gibi. Benim aklım diyen akıl değil. Zaten bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklın mutluluğunu istiyorsa bu akılla bu aklı yapana bağlanmaktır. Akıllılık budur. Bir daha söylüyorum. Akıllılık bu aklı yapana bu aklı bağlamaktır. Bu aklı yapanla bu akılla onu düşünmektir. Akılsızlık ise bu akılla kendini çözümlemeye çalışmaktır. Çözemezsin. Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Hayatım yapılırken benim hayatım kullanılmadı. Hayatım yapılıyor çünkü. Ya tecrübeye biraz gireyim. Tecrübe. Tecrübe ve imtihan. Şey diyebilir miyiz abi? Beşer kanunları, beşer gibi ihtiyarmaya mahkum duruyor üstad.
Yani beşerin kanunu, kendi yaptığı kanunla mutluluğu bulamıyor. Mümkün değil. Aha işte ortada. Evet. Ortada beşerin hükümleri ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, tebdit ediliyor, kaldırılıyor. Sorun şurada arkadaşlar. Bu akıl yapılırken bu akılla yapılmadığı için, bu akılla yapılmadığı için bu aklın mutluluğu bu akıl yetmez. Aklın gereği bu aklı yapana bu aklı bağlamaktır. Onun noktasından bu akla bakmaktır. Yöntem odur. Tecrübe işi yapayım biraz. Tecrübe imtihan. Çok kullanılan şey de din, Risale-i Nur'dan kullanılıyor. Bir de sırf o noktadan, külliyattan çıkartılmış cümleleri bir alayım. İlginizi çeker. Tecrübe, imtihan ilk önce okuyayım. Şu kadar bir şey ama belki de günlerce uğraşılmış bir öz. Kendi hakikatına şahit olma imtihanı söylüyorum. Allah imtihan ediyor. Dedi ya, seni bir ücret mukabilinde seni kullanıyor. Yani model, cisim, göz, kulak, akıl gibi nurani, murassa cisim libası diyor. Peki ceset böyle olursa, yani libas böyle olursa ruh nasıldır? Ruh da değilsin sen. Benim gömleğim diyen gömlek değil, arkada. Benim atletim diyen atlet değil, arkada benim. Benim hayatım diyen, benim aklım diyen ben olmadığı gibi, benim ruhum diyen de ben değil. Benim ruhum kaldırmaz, benim ruhum ağır geldi, ruhum sıkıldı diyen ruh değil, ruh alettir, niye bozdunuz diyor. O ben olan ben, o ene işte. O sensin. İşte gaye, poligon, o taş, onu koyacaksın buraya. Bütün muamele, sana yapılan muamele, o çekirdeğin ağaç olmasıdır. Hani içinde bir tohum var. Bambu çekirdeği diyor, ağacı. Değil mi? Bambuydu. Bir sene, Yusuf, suluyorlar. Çıkan yok. Çekirdeği. Çinliler. Bir daha suluyorlar ikinci sene. Çıkmıyor. 3, 4, 5. Altıncı sene suluyorlar. Bir senede, altıncı senede 26 metre yükseliyor. İşte insan fıtratının bazıları böyledir. Çok tuhaf yani. Din yani imtihan tecrübedir. Kendi hakikatine şahit olmaktır. Uyanınca Allah Allah ben miyim ya? Sonra din yani imtihan hakikatini fark edip fikren, hissen, halen sefere koyulmaktır. Hakikatına doğru sefere çıkmaktır imtihan. Ne olur bunu kitap okuyanlar için söylüyorum. Vallahi çok uğraşılıp Allah'ın ikram ettiği şey 29. sözden bulunan bir cümledir. Din, imtihan, bir daha şey yapıyorum. Kendi hakikatına şahit olup hakikatını fark etmek ve kendi asıl memleketine fikren, hissen sefere koyulmaktır. Sefer muamelesidir imtihan. Asıl memleket neresi abi? Canım Allah razı olsun. Çok güzel söyledi. Ben bazen meczupluğum tutuyor diyorum ki kendimi çok özledim. Çok uzaklarda kaldım, gurbette kaldım. Burada biz değiliz. Biz burada fotokopiyiz. Asıl vatanı asli cennet bile değil. İsteyene ver onu diyor. İnsan Risale-i Nur'u şu insanı tanımlamasına bakın. 20 vecile de 218 şualarda Envar'a göre söylüyorum. Bir cümlesini söyleyeceğim. Bunu X şehirdeki müftü şey yaptı. Dedi kardeş damat dedi dinledi senin dersini. Ben dedi sırf bunu şey yapmak için geliyorum dedi. Orada mısın? Falan yeri müftüsüyüm dedi. Gelin hocam. Cümle şu. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği hastesidir. Kainatın arkasındadır. Çekirdek ağaçtan ağaca göre kıyas edin. Çekirdek ağaca göre nasıldır? Ağaçtan öncedir. Meyvesinden, dalından, budağından. Hakikat-ı Muhammediye var bizde. O tarafımızla, cihetiyle sen Cebrail'den, Azrail, Mikail, İsrafil
Cennet cehennemden, arştan kürsten, arş-ı azamdan, her şeyden öncesin. Senden önce bir Allah var, başka bir şey yok. İnsanı tanımlamaya bak, verilen değere bak. İnsan nereye taşınıyor? Risale-i Nur okuyarak. Risale okuyunca insan nereye taşınıyor? Sefere çıkmaktır diyor. Vatan aslilerine dönmektir diyor. İmkan. Sefer hareketidir. Fikren, hissen, kalben ve ruhen, hissiyat insaniye ruh seviyesini çıkarsa, kalbin ve ruhun derece hayatına girer, ondan sonra geçiyor gidiyor. Miracı oluyor. İçsel miraç, imtihanın, yani dışarıda söylenen zahir kelime imtihandır. Batında miracındır. Başka imtihan? Sefere koyulmaktır. Salahiyetine kavuşup elde etmektir imtihanı. Kendi cüzi hakikatını meyveden bir şecere-i bakiye inkılap ettirmektir imtihan. Bil kuvveden bil fiile. Bil çekirdeğen, yani bil kuvvet çekirdekten ağaç olmaktır. Ya bedensel böyle sıkıntın var, derdin var. Yesinler senin derdini ya. Sabah kahvaltısına peynir arasına koy. Ya bunlar neymiş ya? Nelerle meşgul oluyorsun ya? Yok panik atağım, canım sıkılıyor bilmem. Ya kendinle meşgul olduğun için. Dert edinirsen dert olur. Dert değildir. Ama dert edinirsen dert olur. Meşgul olursan bedene gömülürsün oraya. Yusuf iner kuyuya. Yusuf'tan kasıt ruhtur. Bedenle ne meşgul oluyorsun kardeşim ya? Çık yukarıya ya. Kalbin ve ruhun derece hayatına bak diyor. Abi nasıl yapacağız bunu? Çok kolay. Çok zor bir şey demedik. Olmayan bir şey zaten teklif edilmemiş sana. Bunun harici yöntemi şudur. Kalbin ve ruhun derece hayatına girmek için. Harici sebep şudur. 3 tane. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yap. Bu kadar kolay. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Daha karışmayacaksın kardeş. Senin işin değil o. Bak elhamdülillah. Sağ kulağınız çınlarsa diyor Allah Resulü, Allah sizi anıyor. Sol kulağınız çınlarsa diyor, hücum başladı diyor. Şeytan istemiyordur. Rabbim inşallah anıyordur bu meclisimizi. Elhamdülillah. Hamdolsun. Hocam siz bazen değişik konu izah ederken biliyorsunuz ki Nur-u Muhammedi cihetiyle, geçen sizi dinlerken şey aklıma geldi. Nur-u Muhammedi cihetiyle hani kaynağımız bir yerde orası. Evet, orası. O cihetiyle herkes de aslında bütün insanlık aslında Ahl-i Beyt de bilir. Evet. Yani o manada. Tek, değil mi? Tektir. Yani evet. Şimdi biz timsali nuranisiyiz. Evet. Çok merak ettim. Arkadaşlar sıkmıyorum değil mi size? Bak iyi o zaman yaslanın. Bir parçasını paylaşayım sizinle. İnşallah cümleyi kontrol ederek söylerim. 6. Reşad'dan söyleyeceğim. Merak etmeyin, kalpten anlatmıyorum. İlginizi çekmeyen şeyler külliyattan ben dikkatini çekmek için altını çiziyorum. Merak etmiştim. Allah bana nasıl davranacak haşirde? İster misiniz bunu öğrenmeyi? İsteriz. Herkes ister değil mi? Çok isteriz. Allah acaba nasıl muamele edecek? İnsan merak eder. Allah Resulü için diyor ki, yerinden bir göstereyim bakayım. Olacak mı? Bir tanesi kalktı dedi ki, kardeş orada mı yazıyor dedi. Abi burada yazıyor dedim. Ondan sonra dedi ki, kusuruma bakma dedi. Gel abi gel. Geldi. Vallahi yazıyor dedi ya. Ve ne diyor biliyor musun? Yemin ediyor. 30 sene Risale okuyorum dedi. Tabii ihtiyaç yani. İhtiyaç olunca Cenab-ı Hak şey yapıyor. Soru soruyorum ben kitaba. Başka bir şey yapmıyorum. Cevabı kendisi veriyor. Bir anlamanın yolu da soru sormaktır. Veya bu nedir yerine bu ne değildir sorusunu soruyorum. Ben şöyle soru sordum külliyata, öyle koydum kafaya. Soruyu atıyorum, takıyorum oraya, takıyorum. Okudukça, tamam buymuş, çöz. Hemen kaydet.
soruyu atıyorum, takıyor da cevap yok. Şimdi o kadar soru var ki kafamda. Takılı duruyor. Okudu, aa burası tak yazıyor. Hepsi var. Bak şimdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Rabbimizin nesidir zeminde, dünyada? Halifesi. Halife-i ruh-i zemin. Halife-i zişan. Değil mi? Peygamberimizin davranışını, hareketini kim öğretmiş? Allah öğretmiş. Ne diyorsa alın ben söylüyorum diyor. Öyle mi? Evet. İn huve illa vahyun yuhra. Vahyen. Onun hareketi doğasından, tabiatından, erkekliğinden, adamlığından, babalığından, dayılığından, amcalığından çıkmıyor. Aynıdır bu alem, her şey hakkıyla kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Onun için kadınlar da taklit etmeyle vazifelidir. Erkekliğinden, doğasından çıksa kadın taklit edemez. Onun hali, etvarı, sözleri, halleri, tavırları Allah'ın öğrettiğidir. Bu nastır. Onun doğasından çıkan bir davranış değildir. Hulukul Kur'an. Hulukul Kur'an. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış. Allah'ın ahlakıyla boyalanmış. Şimdi okuyacağım yer bu anlattığımız ve anlatacağımız hatırınıza gelen cümlelerin bak şeyi olacak. Bu çok önemliydi. Hulukul Kur'an veya ahlak, Allah'ın ahlakı. O he? Kur'an ahlakı değil mi? Kur'an ahlakı var, bir de şey var, Sibgatullah. Sibgatullah, Allah'ın boyası. Allah'ın boyası. Tahallaku bi ahlakı. Evet, tahallaku bi ahlakillah. Bu noktada şimdi bak. Sorumuz neydi? Allah bana nasıl davranacak? Haşirde. Peygamberimiz için diyor ki, ortadan alıyorum. O diyor bir misali muhabbeti, bir timsali rahmetidir. Allah'ın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın muhabbet misalidir ve rahmetinin timsalidir. Allah'ın kullara, kullarına davranma şekli, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine davranma şekli gibi olacak. Çünkü timsali rahmeti, misali muhabbeti, zatından kaynaklanmıyor onun davranışı. Ve o diyor ki, sert davransaydın yanında kimseyi bulamazdın. O çok şefiktir diyor. Şimdi bu noktadan akşam bir de oku, bak görürsün bu altıncı yücel şeytan söylüyorum. O, misali muhabbeti, Allah'ın kullarına muhabbeti var. Ama nasıl bilmiyorum, misal istiyorum. Resulullah ümmetine nasıl davranıyorsa, misal bu, Allah'ın misalidir bu. Allah'ın kullarına rahmeti nasıl olacak? Timsali rahmeti Resulullah'tır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir timsaldır? Nasıl bir rahmetin hakikatini göstermişse o zatından değildir. O timsali rahmetidir Allah'ın. Timsal. Timsal deyince de girmeyeceğim timsal. Ayna, güneş. Tamam mı? Güneş. Mirat-ı Muhammed'den, Allah göründen, güneş şems ezeli, ayna ruh, aynada gözüken aşağı, ne aydır ne gayirdir. Güneş buna taayyun ve teşahhus etti diyor. O zaman bunundaki, bu gün, aynadaki güneşe timsal deniliyor. Timsali şems, şemsin timsalidir. O zaman, şu değişti değil mi altıncı reşa? Timsali rahmeti, misali muhabbetidir Allah'ın, Resulullah. Şimdi bu insan nasıl bir adam ya? Hakikatini düşün. Hakikatini düşün. Tevbe suresinin son iki ayeti. Lekat ciyarekum resulünle. Ya ay. Bütün müminlere rahim, Rauf ve Rahim'dir. O içinizden öyle bir peygamberdir ki. İmanından bahsedeyim şimdi biraz. Beni hasta eden tarafı, o imanını hastayım. Bak şimdi. Elinden parmak akıyor, parmaklarından su akıyor. İnsanların iman etmesi, teslim olması bu derecede, bu makamda beni fazla alakadar etmiyor. Koyuyorum kenara. Çünkü ben orada değilim. Vesaire. Onlar naklediyor. Bu insanlara nasıl güven getirmiş değil. Ayrı konu. Şimdi sana soruyorum.
diyorsun ki ak su, aksa su. Parmaklarından senin sana soruyorum. Parmaklarından su aksa ne hissederdin? Senin parmaktan şimdi su aksa. Bir şey hissetmedin. Dur. Peki. Mezarlığınızı hayal edin. Mezarlığınızı hayal edin. Hayali mahallenizden çok alakadar olduğunuz mezarlığı hayal edin herkes. Ettiniz mi? Tamam. Hadi bakalım. Beraber gidiyoruz oraya. Sen teksin. Teksin. Gece ve gündüz. Gece olsun. Git, tam girdin. Bütün mezarlar kalkıyor. Esselamu aleyküm ya Hasan. Selam veriyorlar sana. Ne yapardın? Allah Allah. Her taraftan selam veriyorlar bana. Senin imanın ne olurdu? İmanından bahsediyorum. Nasıl bir iman olurdun? Kudret adeta Allah Resulü'nün emri olmuş, emir kudret olmuş. Allah kudretini sanki Muhammed'e bağlamış. Ayı ikiye bölüyor. Parmaklarına su akıyor, develer içiyor. Şimdi bu adam seyrediyor. Ya bu adam, ya bu insana bir katkı getirmiyor mu bu parmağında su akması? Bunu bu ruhunu ne yapıyor şimdi? Ruhuna nasıl bir mısır gibi patlatıyor? O noktada olduğu için su akmıyor mu? Şimdi dinle, o noktayı nasıl getirecek ama? O noktada olduğu için akıyor ama bu katkısı sıfır mı Mehmet Ali? Şimdi bu fiil onun imanını hayal edemeyeceğimiz şekilde yerlere taşıyor. Her an inkişaf ettiriyor. Yani günde 70 defa işte ben hasta olduğum taraf bunun imanı. Nasıl bir iman? Oraya hastayım işte. Lazcasıyla hastayım. Ama Halik'i yani kainatın varlık alemine çıkmasının sebebi. Bu fikir. Sebebi nüzül. Bu fikir. Bizzat yaşıyor. Şimdi bak Mehmet Ali. Kitapta okuduk da parmağında aktı. Fazla beni etkilemedi 19. mektubu okurken. Kendim elimi koydum kitap okurken. Ulan dedim parmağımda şimdi odada aksa kimse yok. Ona ödüm patlar ben kendimle kaçarım. Bir gün dedim ona hiç kimse 1985'te. Ya dedim bir de zikredelim dedim ya harikalar olsun dedim. Hep mutfakta manavdan mı alacağız meyveyi? Bir de hiçlikten gelsin dedim. Aldım tesbihi gece. Başladım tesbih etmeye olan karpuz kavun falan incirler gelsin dedim. Niyet ettim. Çekiyorum la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İnan 20 dakika oldu, gözüm kapalı, tepecikte. Ulan bu arada korkuyorum, ya olursa ne olacak? Vallahi korkuyorum. Şimdi mezara gideyim şu akşam. Ya ilel kubur, buyur ya Hasan. Ulan ödüm patlar ya. Ne abdest kalır ne bir şey ya. Mezar konuşuyor seninle. Abdestin mi kalır? Ulan daha hiçbir şey yok, ödümüz patlıyor ya. Mezarda nasıl geçiyor adam? Ödüm patlıyor ya, daha hiçbir şey yok. Bir de konuşsan ne olacak? Çit ediyor falan. Ne haber olsun? Tabii ya, tuhaf olur. Ya bu nasıl bir iman? Adam geliyor, ya Resulallah iman etmeden kızımı gömdüm diyor. Ben fiile bak. Şimdi bu insan nasıl bir adam ya? Bu nasıl bir insan, nasıl bir iman getirmiş sahabe? Bu kolu kesilmiş. Poşeti tut, kol yok. Poşet adam sağlayasın. Kolunu tut. Nasıl bir teslim, nasıl bir güven o yapar düşüncesi var ki? Sanki poşeti tutmuş. Ya Resulallah bunu yapıştırırız. Ya şey, düğme mi yapıştırıyorsun sen? Bu nasıl bir iman onda olmuş? Resulallah ne diyecekti haşa kendi suydurtusaydı bu? Este yani senden önce şehit oldu da şey yaptı da falan lan gurlun gur çevireceksin lan bir şey yapacaksın. Nasıl yapacaksın bu işi? Getir diyor. Ya düğme mi tıkıyorsun? Bu düğme bile bu kadar çabuk olmaz. Ya sahabe nasıl bir iman, itikat taşımış ya? Nasıl bir teslimiyet, nasıl güven, nasıl vesvesesiz bir iman? Şüphesiz bir iman Resulullah Allah. Ya bu kolu tutuyorsun ya. Arkadaşlar kan fışkırıyor. Koluyla tutmuş ötekisiyle savaşta bir eliyle. Sanki poşetle koyunun bacağını getiriyor. Yapıştır diyor. O da Bismillahirrahmanirrahim diyor yapıştırıyor. Ya bunu yapan zatta bir katkı olmuyor mu bu fiil ya? Allah Adalet Bakanlığı'nı bağlamış buna adliye. Kudret yani. Aynı. Elini sür dedi, patli oluyor. Aynı kudret olmuş. Aynı kudret olmuş. Allah'ın kudretini sanki kudret sıfatına demiş ki Muhammed ne diyorsa uygula. Şey, nerede geçiyor? Faaliyet diyor, aynı lezzettir. O da vücudu netice veriyor. Aferin diyor. Ya. Evet, evet şeyde diyor. 20, 24. mektupta da var.
Halik aynı lezzet. Evet. Hatta kainatın konuşması diyor hareketi konuşması konuşturmasıymış hareketi. Demek ki şu peygambere ben buraya okuyunca aklım gitti ya gece ya. Bağırdım ya. Misali muhabbeti. Ona Allah Resulü'nün timsali muhabbeti ise, misali uveti ise, muhabbeti ise Allah'ın. Tamam da yani elhamdülillah. Çaktırmadan biraz şey yaptık herhalde. Kadar çalışıyor. Her neyse burada dursun. Şunu şey yapayım. Tecrübe de okuyacağım. Kesiyorum. Tecrübe, fark etme, müşahede etme. Adem Aleyhisselam'ın cennette olduğu halde orayı buradan anladığı gibi anlamış ve beka alemi için bakın Adem cenneti buradan anlamış. Burası olmasa cennet anlaşılmaz. İzafe etmesi gerekiyor. Evet. Bir yere izafe edilmesi lazım. Onun için burası cennet tek boyuttur. Hep hayırlar var. Cehennem de tek boyut. Şerler var. Burası hakikaten çok zor. Zıtları aynı koyacaksın ama birbirine tecavüz ettirmeyeceksin. Yani her yerde olan bir şeyi bir yere koymak daha zordur. Odunu yaktığınız zaman çıkan duman ve nur aslına geçiyor. Bu enerjiyi odun yapmak zordur. İnsan ruhu da her yerde olma kapasiteli olduğu halde bir cesette sıkıştırması benim şu anda bir yerde olmam her yerde olmamdan daha zordur. Şu anda Allah zoru yapıyor. Anladık mı bak? Bir daha söyleyeyim. Odunu yaktığın zaman oduna çıkan ısı, duman her yerde değil mi? Sesi mesela. Şimdi herkese gitmesi gayet normal değil mi sesi? Diyorum ki sana gelsin. Zor değil mi bu? Zor. Hiç kimse gitmeyecek. Hekimoğlu İsmail abi anlatıyor. Ustada 3 kişi gittik diyor. Buna hitap ederken bunlar duymamış. Buna hitap ediyor bunlar duymamış. Buna aynı yer, ağız konuşuyor ama hareket var ses duyulmuyor. Bloke etmiş, devre diş yapmış. Megayız, radyo girmiyor. Yani zor ya. Şimdi ben konuşurken herkesin duyması kolay değil. Ama diyorum ki sırf sen duyacaksın. Tabi bu irade ediyorum, sen de kimse duymuyor. Yani insan ruhu da aslı cevher itibariyle her yerde olma özelliğine sahip. Ama soktu buraya. Cesedi yapmak, cesede koymak cennetteki cesedimden, cennetteki varlığımdan daha zordur burası. Zıttına cem edip karıştırmamak. Dumanla nur, odun. Yani dışarı çıktığı zaman odun içindeki duman çıktığı zaman göz gözü görmez. Ama nur da aydınlatır. İki zıt aynı yerde. İşte bu çok zordur. Ama nurla dumanı ayrı ayrı semaya bıraksan kolaydır. Ama odunu ve dumanı alacaksın. Bakın dumanla nuru alacaksın. Odun yapmak zordur. Çünkü hiç onunla alakası yoktur. Ceset ruhla hiç alakası yok. Gel de cesedi yapacaksın. Cesedi yapmak çok zordur. Yani cesede koymak ruhu çok zordur. Cennetten zordur buraya yapmak. Çünkü cennet tek boyuttur. Burada zıttır. Odunun içerisine hem duman hem nur. Aynı yere koyacaksın. Zordur bu. Su gibi. Nasıl yanan, su? Yanan ve yakıcı madde. Hı hı. O da öyle evet. O zaman miraca çıkmak kolaydır diyebilir miyiz? Bu şey? Evet. Bizi yapıştırdı buradan. Zaten böyle kurtulmaya çalışıyoruz. Böyle ki fırlayacağız diye zaten fırlatıyor her şeyi. Yani. Koptuğun gibi oradasın. Koptuğun da oradasın. Kimya laboratuvarındaki gibi alemlerin mukayese ederek nisbi ve itibari nihayetsiz vücutları kazanmaktır. Teklif, vazifeni hatırlamak, şeceri hilkatın çekirdeği olduğunu hatırlamak, uyandırmak, zıtların camül ezdat olduğunu hatırlamak, teklif bu, başı boş olmadığını bu dünyada bulunuş gayeni hatırlamak, ve izan ettirip idrak etmektir teklif. Son şeylerimi okuyorum, kesiyorum. Bunlar olması için buradayız. Zor yerdeyiz. Ama çok keyiflidir. Kötülüğü düşünecek zamanınız yoktur. Negatifi, olumsuzu düşünecek zaman yok. Zamanımız yok ki. O kadar iş var ki. Ahirete taalluk işler yapıyoruz. Anne karnındaki organlar, çocuğun organları. Dünya için. Burada yaptığınız her şey orası içindir. Onun için burası için buraya bakarsan iş çıkmaza gider. Buraya
orası için bakarsan, buradayken orayı yaşarsan, dünya cennet olur. Belki de o cennete girmektir diyor. Telbiyat-ı Kisan'ın sonunda. Orada da sıkıntı çekmezsin. Yok, öyle zaten bir şey yok. Burada yaşıyordun. İstesen de yok. Kardeşim, ruhudan yani kuyudan Yusuf'u çıkartınca artık bedene hakim olan bir ruhun bedensel özellikler onu nasıl aşağıya çekecek? Aynen öyle de Sani Zülcelal göz, kulak, lisan gibi duygularla Muras'a gayet sanatkarane bir vücut sana giydirmiş. Mütenevi esmasının nakışlarını göstermek için seni hasta eder, muptela eder, aç eder, tok eder, susuz eder. Yani Mısır'ı ateşe koyar, toprağa koyar, değirmene atar. Bu gibi ahvalde yuvarlatır, mahiyeti hayatiyi kuvvetleştirmek ve cilve esmasını göstermek için seni böyle çok tavırlarda gezdiriyor. Yani müptela, bir oradan bir oraya. Müptela ne abi? Şimdi mahiyeti hayatiyi kuvvetleştirmek ve cilve esmasını göstermek için seni böyle tavırlarda gezdiriyor. Hasta eder, müptela eder. Bakın yukarıdan alayım. Mütenevi esmasının nakışlarını göstermek için seni hasta eder, müptela eder. Müptela eder sorduğuna göre ne demek? Bağımlı kılar diyor. Değil mi? Yani seni halden hale döndürdükçe o zaman hayattan keyif alıyorsun. Lezzete müptela olursun. Yani kendinden zevk almaya başladın mı o zaman o alem sanki böyle çocuk anasının emer gibi kendinden kendini yapılanmaya geçiyorsun. Ama müsbet mi müptela? Evet. Yani mesela müsbet tabii. Her hadiseyi fırsat bilmek. Evet. Allah mesela veya kendimizi Allah diyelim de daha iyi şey olur. Resmi bir kuruluş gibi koyduk. Varılmaz, ulaşılmaz. Orada, biz burada. O işini yapıyor, memleketi yönetiyor. Biz de o emirlere göre burada hareket yapıyoruz. Öyle bir şey yok. Allah'ı öteledik. Aramıza duvar ördük. Resmileştirdik Allah'ı. Yani şeyin gibi. Buzda olan suyu ötelemiş gibi. Buzda olan bir şey suyu ötüleyebilir mi? Suyu buzdan suyu çıkartın buz olur mu? Buzdan suyu çıkartın ne olursa senden de esma çıkarsa olur. Aç eder, tok eder, susuz eder, bu gibi ahvalde yuvarlattırır, yuvarlatır. Mahiyeti hayatıyı kuvvetleştirmek ve cilve-i esvasını göstermek için seni böyle çok tavırlarda gezdiriyor. Eğer sen desen beni ne için mesaibe, musibetlere müptela ediyorsun? Temsilde işaret edildiği gibi yüz hikmet seni susturacak. Hani bazı şöyle diyebilir. Ya bana bunları. Kardeş sen senin dünyana şahitsin. Uydurukçasıyla tanıksın. Sen zannediyor musun Hasan'da yok? Tufanlar yok. Tayfunlar yok. Tsunami'ler yok. Depremler yok. Sırf sende mi var zannediyorsun? Senin bir eksikliğin var. Bunları yorumlayamıyorsun. Kendini tanımıyorsun. Kendini tanımladıkça bunlar sana çerez gibi geliyor. Sanki sende olan şeyler diğerlerinde olmuyor. Yok mu zannediyorsun? Var ama varlığa inkılap ediyor, malzeme oluyor. Kendine değer vermiyorsun. Kur'an okumazsın. İnternet televizyonlardan ayrılmazsın. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru işi az yaparsın. Bir de cennet gibi makam istersin dünyada. Hem şoför mali hem beş kuruş hem beşten köfte olmuyor ki. İnsan terakki ettikçe şeytanı da mı büyüyor? Abi? Tabii şeytanı büyüyor ama şeytanı değişiyor. İmtihan ediyor. Mesela şeytan o kadar lazım ki bazen teşekkür edesim geliyor. Tövbe yani. Ama iyi ki var. Çünkü niye? Beni bana fark ettiriyor. Ben insan olduğumu onunla biliyorsun. Çünkü Adem cennetteki gibi olacaktı. Yani şeytan Adem alemleri hesabına çalıştığı gibi için Adem alemlerin hulası-i camiasıdır bendeki şeytan. Şeytan sıfatıdır ya. İblis yani bir adamdır. Böyle hamşan bir şey yapmayın ya büyütmeyin onu. Serseri birisi kafası var onun. İki gözü var, iki ayağı var. Şaşıdır gözleri. Kolları şöyledir bilmem nedir. Ya bir mahluktur yani. Kimdir bu adam? Adem alemleri hesabına çalıştığı için Adem alemlerinin hulası-i camiasıdır. Sende bir işlevi var yani. Ne yapıyor?
müsbet olan o yapıyı hareketlendiriyor. Değirmen düşün ya. Değirmen. Değirmen taşı. Bir tane sabit, bir tanesi dönüyor. Eğer taş, şey, buğday ve mısır atmasanız taş taşı yer. Mısır ve buğday atarsan gayet kır 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 kır. Ne yapar? Netice verir. Nişastayı öne atar. Unu biraz ileri atar. Çorbalık için de öteye atar. Tamam? Bu değirmen. Böyle 7 tane taş düşünün. Birbir üstüne. İşte Dima'da 7 tane taş var. Yavrum bir dur. 7 tane taş var. Eğer burayı dinleyin. İlim onu tadedir anlatıyorum. Allah'ın ikramı bir misal. Bak bir daha söylüyorum. Taş, değirmeni bilmeyenler. Ötekisi böyle. Ötekisi böyle. Ötekisi böyle. Ötekisi 7 tane. Bu taş eğer boş olursa veya kağıt atarsan veya yaprak atarsan veya su atarsan bu boş gibi olur. Hır 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 hır. 7 tane taş düşün böyle. O zaman her taştan farklı ses çıkar yükseklikçe. Bunda hır hır onun için hır 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 hum hum yapar. Tır tır yapar. Bunu bilmeyen adam der ki cinler şey yaptı, şeytan, ondan sonra ben çok kötüyüm, kafamda sesler duyuyorum, tuhaf tuhaf düşünceler var. Değirmen sesidir kardeşim, ne cinni ne şeytanı, sana ne işi var? Gidersin nailine, cin var, sihir var, büyü var, başına düşsün onun, gene düşmesin de. Bak şimdi, değirmen boş olduğu için 7 tane taşın farklı ses çıkması, ses duydum. Şizofreni dedikleri, panik atak dedikleri bu 7 tane taştan sestir. Git çaresini anlatayım size. Çok basit. Ustadım diyor ki buraya mısır veya darı atarsan yani buğday atarsan değirmen sesleri değişir. Meyve alırsın. İlim onu tart eder. İlim atarsanız değirmen normale girer. Doğru atarsanız bilgiyi, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gelir. Dimadaki tahayyül bir taş, tasavvur bir taş, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad, hepsi tangur tungur ses yapıyor, boş. Ya kağıt at, o abi ya, taş atarsın daha beter. Haram yani. Haramlar taş. Yaprak attın, mekruh. Su attın, kerahat, tam müstehaplar, sünnetler mi? Bunlara malzeme vereceksin ki değirmen bu sefer hem netice verir hem değişik güzel ses verir. Bir daha söylüyorum, değirmenin içine taş atmasanız 7 tane farklı ses çıkar. Tıpta 7 tane farklı psikolojik hastalıktır bu. İşte bazıları şizofreni, en dipteki taş, çok derinden geliyor. Ondan sonra, aa çıt duydum. Cinler yapıyor. Lan cin burada, ne cini yani? Cini yesinler. Şeytan, lan şeytan burada zaten, boş değil ben. Ne yapacak ki? Yani buradan kaynaklanıyor. O sesler duydum diyenlere. Ses duyuyorum. Kafamda kaynak sesleri var, torna sesleri var. Abi senin seslerin var. Tuhaf tuhaf sesler duyuyorum. La kardeşim değirmen boş, boş. Peki niye farklı ses geliyor? Değirmenin sesini rüzgar böyle esince farklı ses gelir. Buradan sana eserse farklı gelir. Yani rüzgarın seviyesine göre sesi taşıma değişiyor. Tonu değişiyor, tonlama değişiyor sesin. Onun için kafanızdan çıkan ses değirmen taşlarından çıkan sestir. Böyle bir şey yok yani. Onlar böyle zemin bulduğu zaman bu sesi insan cehaletiyle oradan geliyor zannediyor. İlim onu tard eder diyor. Git okun demiyor. Bilmem ne yaparsın demiyor. İlim yap diyor. Anladın mı şey Mehmet? Okun. Onların tuzaklarına düş. Tuzaklarına düş. Paranın psikolojini bozsun demiyor. İlim onu tard eder diyor. Ne içersen iç. İlaç. İlaç bu sistemdeki yapıyı kuvvetlendiriyor. Ama ilim ise o yapının içerisindeki malzemedir. Ha, hepsi denk. Her bir değirmen bir böyle dönüyordu, bu da böyle dönüyordu. Bu tarafa atar, bu da bu tarafa atar.
Hepsi yani farklı hata. İlim verince o normal fonksiyonuna dönüyor. Devreye giriyor. İlim malzemedir kardeşim. Malzeme sanal bir şey değil. Varlıktır. Varlıktır, varlık. Doğru şey attığın zaman hem değirmen yani sistem zarar görmüyor hem de netice alıyorsun. Hı? Yanlış şey attığın zaman hem sistem zarar görüyor hem yanlış sistem hem de netice alamıyorsun. Bak arkadaşlar, değirmen ne olur beni bir şey yapın. Bu değirmenin her bir taşı yükseldikçe farklı ses çıkar ama sen biraz uzaktan olduğu için bu sesi rüzgar farklı getiriyor sana. Buradan eserse, buradan eserse, esme derecesine göre bu ses değişir. Rüzgar ormanda mesela, ormanda şöyle olur. Ben kaldığım için. Gidip bir eve dese, mahluklar işgal etti. Ne mahluklu ya? Rüzgarın yaprağı sürtünmesinden ortaya çıkan ses. Sen onu sen değerlendiriyorsun, sen uyduruyorsun onu. Ama ne yaptın? Bunu attın, yani ilim, yani bu yaprak, hava, ben de kaldım. Ama yeni birisini gelsen, vay be, acayip, bak iliyorlar. Kim geliyor kardeş? Sakın arkana bakma. Cehalet geliyor, cehalet. Sesler geliyor abi, duymuyor musun? Geçen bana yaptı. Karacaköy'e derse gittim. 2,5 saat gidiş, 2,5 saat geliş. Çok uzak İstanbul'dan. 5 saat. 1 saatte ders yapıyorum, o kadar. Saat 1,5'da geldim, bir şey anlatmak için söylüyorum. Yatağa gireceğim. Tabii vücut sistemi şu an bozulmuş. Çay içmemişsin, yorulmuşsun, kafa acayip olmuş. Niye abi, çay vermedik mi? Çay vermedik. Yolda vermediler. Yolda vermediler, mola vermediler. 2,5 saat. Biz yolda bir sürü hadiseler rastladık. Şudur budur. Yattım. Kapının orada, ulan hani tahtalı şey diyorlar ya, laminet mi diyorlar? Ha, öyle bir şey var yatağımda, ben halı falan sermiyorum. Onun üzerine fare dolaşıyor, 1,5. Daha yeni girdim, Allah Allah. Ulan dedim, bu 4., 5. katta farenin ne işi var ya? Bu sefer daha. Ulan fare burada olmasın, tak kesti. Meğer değirmen sesi geliyormuş. Orada öyle bir şey yok. Ben uydurdum. Değirmende mısır kalmamış. Hemen kalıma verdim. Eğdim. İçindeki malzemeyi boşalttım. Tak tek atmaya başladı. Doğru bilgiyi verdim. Mısır bilgidir. İlim onu tartıdı. İlimi bir verdim. Fare gitti. Fare buradaymış. Orada değilmiş. Peki. وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات